Cumhur İttifakı'nda Vedat Peker'in de çıkışlarından sonra Süleyman Soylu'nun sessizliğinin farkındasınız. Yani eskisi gibi böyle yani daha gür, daha böyle atılgan çıkışlar yapmıyor. Adeta bir şeyleri bekliyor diyebiliriz. Beklemek beklemedi. Şimdi seçime doğru giderken Rubil Gökdemir öncelikle AK Parti'de, daha doğrusu daha geniş sorayım, Cumhur İttifakı'nda ne gibi bizi şok edecek gelişmeler olabilir sorusuyla da devam edelim. Şimdi sevgili Ferit, biliyorsun ki biz Süleyman Soylu, Hulusi Akar, Hakan Fidan, Numan Kurtulmuş, Berat Albayrak isimleri üzerinden geçmiş aylarda bir takım analizler yaptım. Bunların arasında sivil siyasetle devletçi aktörler dengesi bakımından en şanslı durumunda yıpratılmamış olsaydı en şanslı durumunda olanın Süleyman Soylu olduğunu söylemiştim. Niye? Bir tarafıyla sivil siyasete dayanıyor. Köy kahvelerinden, meydanlardan, mahalle kıraathanelerinden, nutuklardan gelen birisi. Sonuçta Demokrat Parti gibi bir geleneği de vaktiyle temsil ediyordu. Yani halk arasında siyaset nasıl yapılır? Nutuk çekme ne demektir? Halka dokunmak ne demektir? Sivil siyaset ne demektir? Eksiklerine rağmen, eleştirilerimize rağmen öyle bir rolü olduğunu ifade etmiştim. Ama biliyorsunuz ki Türkiye'de siyaset sadece sokaklarda, meydanlarda, sivil unsurla veya milletle yapılmıyor. Siyasetin görünmez aktörleri, devletin görünmez aktörleri, sistemin görünmez aktörleri siyasetin biçimlenmesinde, ortaya konulmasında ortaklık istiyorlar, şeriklik istiyorlar. Kendi dinamiklerini işleterek birinin aleyhinde, birinin lehinde kararlar, tercihlerde bulunabiliyorlar. Şimdi Sedat Peker'in beyanları başlayınca da Süleyman Soylu ile ilgili demiştim ki Süleyman Soylu daha bu ifşaatlar başlar başlamaz hiç gereği yokken Habertürk'teki konuşmalarında bir Hulusi Akar'a çaktı, iki Hakan Fidan'a çaktı. Hiç gereği yokken hepimiz bütün seyircilerimiz hatırlasın. Tabii Yani tabii. Sedat Peker'in suçlamalarına cevap vermek için Habertürk'teki programa çıktı. Sivil siyasetin tek temsilcisi benim. Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanlığından Savunma Bakanlığına gelmesini yadırgadım. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da AKP milletvekili adaylığına soyunmasını o tarihte yine yadırgamıştım diyerek durup dururken muhtemel rakiplerine bombardıman yaptı. Hepimiz bunu biliyorsunuz. Belki de ilk defa biz söylemiştik o tarihlerde. Şimdi bu analizlerin üzerine oturmak şartıyla bir kulis bilgisini seyircilerimize paylaşmamız lazım. Artık Süleyman Soylu'nun sivil siyaset anlamında böyle bir alanı kalmadı. AK Parti teşkilatları üzerinde bir etkisi kalmadı. Çünkü bu bir çekişmenin tarafı olduğu için şu an dayanacağı tek yer Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde Sayın Cumhurbaşkanı'na ölünceye kadar sadakatimi devam ettireceğim demenin dışında yani o tabii ki iç dünyasını bilemeyiz. Bu sadakat ne demektir? Ne kadar samimidir? Bunu hangi gerekçeyle söyledi bilemeyiz. Ama Ankara kulislerine düşen bir haber var ki Süleyman Soylu'ya Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi bir yardımcılık teklif edilerek o elindeki polis gücü, jandarma gücü, yani icra gücü, tesis ettiği kadrolar üzerindeki etkisini bütünüyle ortadan kaldıracak Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı demek, Cumhurbaşkanının verdiği görevlerle sınırlı insan demektir. Hiçbir görev vermesen orada oturan bir insan konumuna gelirsin. Yani Fuat Oktay birinci yardımcı, düşünün ki. Türk siyasetinde, Türk yürütme organında, hükümette ve bakanlar üzerinde veya devlet üzerinde ne kadar etkisi olup olmadığını bir düşünsün herkes. Süleyman Soylu'nun konumuyla Fuat Oktay'ın konumunu herkes bir terazinin iki kefesine koyup düşünsün. Ve yine kulis bilgisi, bunlar mutlak bilgiler değil ama yani teyit edilmiş kulis bilgisi bunlar. Süleyman Soylu'nun da bu Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinin ne anlama geldiğini hepimizden daha iyi bilecek durumda olduğu için bu görevi kabul etmeyip kabineden ayrılacağı ve
MHP çizgisine yakın MHP teşkilatlarının organizasyonlarıyla birlikte siyasetin bir parçası olacağı, o çizgiyi temsil etmek üzere o çizginin savunduğu görüşleri kamuoyu nezdinde paylaşmak üzere bir yol haritası çizeceği Ankara'daki kulislerde yaygın olarak paylaşılan bir bilgidir. Bir dakika, şimdi MHP konusu önemli oldu. Oraya birazdan geleceğim. Orayı açacağız. Ama önce bir AK Parti'de kalalım. AK Parti'den yani yeni bir göreve getirilecek. O da Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı şeklinde. Teklif edilecek. Ama bunun da aslında ne anlama geldiğini hepimizden daha iyi biliyor Sayın Soylu diyorsun Rubil Gökdemir. Ve bu görevi de kabul etmeyip istifa edecek diyorsun. Peki bunun sebebini biraz açar mısın bize? Yani bu İçişleri Bakanlığı ile ilgili mi bir sorun, yoksa bakanlıktaki verdiği kararlarla ilgili mi bir sorun, ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili tam da seçim yaklaşırken Erdoğan'ın bazı şeylerden rahatsız olması mı sorun? Şimdi artık şöyle söyleyelim Ferit Bey, bak ben ne demiştim 6 ay 7 ay önce değerlendirmeler yaparken, Recep Tayyip Erdoğan sonrasının en güçlü adaylarından, figürlerinden birisiydi Süleyman Soylu. Artık biliyor ki öyle bir rolümüz kalmadı. Kendisi biliyor. Ve çok şey de biliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin son seçimi olacağını zannettiğim önümüzdeki seçimlere Sayın Cumhurbaşkanı hazırlık yaparken zannediyorum İçişleri Bakanlığı gibi bir koltukta artık her türlü siyasi iddiasını kaybetmiş, bu anlamda da bir potansiyel risk oluşturacak birisinin oturmasını herhalde istemeyecektir. Bak, kelimeleri dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Her türlü motivasyonunu, siyasi motivasyonunu kaybetmiş birisinin bu anlamda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin son seçiminde gerektiği kadar fonksiyon sahibi olamayacağını Beştepe'de, sarayda biliyordur, Sayın Soylu da biliyordur. Dolayısıyla ikinci adıma geçiyorum. Türk siyasetinde AK Parti'nin herhangi bir yolla, bir seçimle, yani onu kastediyorum, muhtemel seçimle başarısız olması halinde merkez sağda siyasi aktörlerin değerlendireceği bir alan olduğunu herkes biliyor. Nitekim bu alana ilk hamleyi yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'dir. Merkez sağın, yani AK Parti seçimi kaybettiği an ortada mevcuttaki siyasi partilerin hiçbirinin tek başına temsil edemediği bir merkez sağ alanın ortaya çıkacağını biliyorlar. Benim okuma biçimimi söylüyorum, bu özel bilgi değil. MHP çizgisinde hareket ederken siyasi ikbalini, siyasi geleceğini orada mı görecek? Yoksa MHP çizgisini Meral Akşener'in İYİ Parti'de yaptığı gibi merkez sağa açılacak şekilde, merkez sağdaki o büyük kütleyle buluşacak şekilde bir mevzi mi almayı düşünüyor? Bir siyaset projesi mi geliştirmek istiyor? Onu göreceğiz. Ama bunu görmek için çok beklemeyeceğiz. 10-15 gün içinde bütün bunlar olup bitecek. Peki şimdi bak, şurası bunu da söylüyorum. Yani 10-15 gün içinde bunlar olup bitecek. Çünkü önümüzdeki 10-15 gün içinde daha çok şey olacak. Farkında mısın? Ben Ekim ayıyla birlikte meclise yeni seçim kanunu, ittifaklar kanunu, siyasi partiler kanununda yapılacak değişikliklerin geleceğini, onları görünce siyaseti daha iyi okuyabileceğimizi söylemiştim. Onlarla birlikte yürütme organında, kabinede değişikliklerle birlikte Ekim ayı bitmeden çok şey öğreneceğiz zaten Ferit. Bir dakika. Bu okumayı burada bırakalım dolayısıyla. Tamam, şimdi bana verdiğin şu anda şeyi. Sor tamam. Tamam, o zaman şöyle yapayım. Tamam, okumayı bir şey yapacağız ama şöyle yapalım. Ondan 5 gün içerisinde dediğin Rubil abi şey, istifayla ilgili bir durum mu, yoksa bir görev değişikliği, kabine değişikliği
Yani ben kabinenin diğerlerini sekreter bakanları, yani sekreter bakanları da kimse küçümsemesin. Amerika'daki adı bunların sekreterdir zaten. Başkanlık sistemlerinde bakanların adı sekreterdir. Yani başkanın sekreterleridir. Ben Süleyman Soylu dışında diğer sekreterlerden değişiklik olup olmayacağına dair özel bilgi sahibi değilim. Sadece bu söylediğim, Süleyman Soylu'ya Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edilecek, onun da kabul etmeyip bunun kendisinin tasfiye edilmesi anlamına geldiği için onurlu bir çekiliş gösterip görevinden ayrılacağını söylüyorum. Peki, ben tamam. Bir de... Bu bilgiyle birlikte meclisin, evet, Ekim ayında meclisin faaliyetlerine baktığımızda Türk siyaseti hakkında merkez sağa kimin oturacağı, kimin sahiplik edeceği, orada neler olup biteceği, orasının kimin tapulu malı olduğunu, kimin gecekondu gibi baktığını da görmüş olacağız. Yani merkez sağ üzerinde biliyorsunuz iddialar çoktur. Ama Türk siyasetine katkı olsun diye de şunu söylemek isterim herkese. Sevgili arkadaşlar, bu merkez sağ anlayışı çok amorf bir kavramdır, içi boş bir kavramdır ve daha çok ağırlıklı olarak Demokrat Parti, Adalet Partisi, ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin vaktiyle temsil ettiği değerlerden hareketle merkez sağ diye bir kavram söylenir ama benim iddiam şudur ki merkez sağın yeni çağdaş evrensel değerlerle inşa edilmemesi durumunda kimsenin o geçmiş referanslardan hareketle merkez sağ mirasına konamayacağını da ilgililere, muhataplara, merkez sağ sloganına sarılanlara da hatırlatmak isterim. Peki, şimdi çok da güzel oldu. Bunu zaten Sedat Peker de bahsetmişti. Neydi? Hatırlayanlar işte bilirler. Neydi değerli izleyiciler? Ben sana boşa mı yatırım yaptım diyordu. Ha, iddiası doğru ya da yanlış onu bilmiyorum ama cümlesi buydu. Ben sana, yani Süleyman Soylu'dan bahsediyor, boşa mı yatırım yaptık dedi. Sen benim dönüş biletimdin gibi çıkışlarını hatırlıyorsunuz. Yani aslında bunu şuraya bağlayacağım. Rubil Gökdemir'in bahsettiği gibi değerli izleyiciler, aslında Erdoğan sonrası için Cumhur İttifakı'nı, yani MHP'yi de katıyorum, hem AKP hem MHP tabanına Sedat Peker'in çıkışına kadar en çok yakışan, onları etkileyen çıkışlarıyla, cümleleriyle Erdoğan sonrası lider olma ihtimali olan, ki gördüğünüz gibi işte Sedat Peker de dediğine göre sana yatırım yaptık diye, demek ki aslında altyapı hazırlanmış bir taraftan Erdoğan sonrası için. Bunu anlayabiliyoruz. Ama ondan sonra bir şeyler oldu. İşte şimdi o konuya girmeyelim, o ne oldu konusunda, ama sonuç olarak Süleyman Soylu'nun reytingi düştü Peker'in çıkışlarından sonra. Bu da bir gerçek. Sessizliğe büründü. Şimdi de artık daha işte İçişleri Bakanlığı görevini götürüyor. Ama eskisi kadar böyle cevval, sert çıkışlar yapamıyor. Demek ki burada bir sorun var. Gruplaşma var. Farklı farklı grupların Erdoğan sonrası için hamleleri var. Bunları görmekteyiz. Galiba birilerini yedi parti içinde. Böyle diyebiliriz. Burası net.